Arkadaşlar, Ateş Faruk Yılmaz Televizyonu'na hoş geldiniz. Bugün sizlere FX Ice markanın, şöyle bir kutuyu düzgün tutayım. FX Ice markanın Aurora Troya isimli, bakayım Troya mı yazılıyordu? Troya isimli lensini sizlere tanıtacağım, inceleyeceğim. Bu lensin diyası arkadaşlar, yani bu çapı 14, BC değeri de 8.6. Lensimizin rengi hakkında konuşacak olursak, böyle sütlü kahve tonlarında, daha bal tonlarında ama içerisinde green'in olduğu bir lens. Zaten bu yeni çıkan seride gördüğüm kadarıyla hepsinin içerisine biraz gri tonları koymuşlar. Ve bu da lenslerin çok daha doğal durmasını, gözle çok daha güzel uyum sağlamasını, gözlerin çok daha güzel uyum sağlamış diyeyim ben daha doğrusu. Çok güzel uyumlu bir şekilde duruyor gözlerimizde arkadaşlar. Çünkü gri tonlardaki lensler her zaman diğer tonlara göre daha doğal durur. Çünkü kahverengi tabanlı gözde gri'nin renk pikselleri daha doğal durmasını sağlıyor. Bunu da fark eden FX Ice marka tabii ki yılların tecrübesiyle yeni lenslerinde bunu kullanmış arkadaşlar. Şimdi lensin rengi hakkında buradan konuşmayayım. Zaten buradan uzak açıdan nasıl durduğunu görmeniz için çekim yapıyorum. Şimdi yakından lensin böyle tane tane nasıl durduğunu inceleyelim arkadaşlar. Evet, şu anda pencereden gelen doğal ışıkla lensin nasıl durduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Müthiş bir bal tonlarında bir lens. Yani tam bal tonları da değil. Hafif böyle kenarlarında grilik var gördüğünüz gibi. Arkadaşlar, yani boyama tekniği Zeus'la aynı. Anatolia'yla da aynı yapılmış. Yani birebir içindeki boyama nasıl söyleyeyim size. Tekniği demeyelim de baskısı aynı arkadaşlar. Fakat bunda bu kenarda daha mor bir hale var. Görüyor musunuz? Daha morumsu bir hale var. Bu hale böyle tam siyah değil. Mor gibi duruyor. Ki böyle gerçek insan gözleri var. Zaten insanların gözlerindeki hale bazen böyle bu tonlarda duruyor. Bunu da fark edip resmen lensin içerisine yerleştirmişler yapan kişiler, tasarımı yapanlar. O yüzden çok çok güzel olmuş tasarımı. Haresine bayıldım. Mesela benim şahsi fikrim Anatolia'dan daha güzel olduğunu düşünüyorum ben Troya'nın. Şimdi o da güzeldi ama burada ki bu renk geçişi ve içindeki o bal tonu benim çok hoşuma gitti. Mesela normal oturma mesafesinde bu lens çok daha böyle insanı gözünde renkli olduğunu, yani gözünüzün renklenmiş olduğunu daha belirgin gösteriyor. Ve daha az bombeli duruyor, onu söyleyebilirim. Kenarındaki harenin renginden dolayı olabilir arkadaşlar. Yani harenin rengini çok ama çok beğendim kesinlikle. Zaten videoda şu anda görüyorsunuz, renk çok ama çok güzel. Yani doğal bir renk istiyorsanız kesinlikle bunu alabilirsiniz. Böyle dibinden çektiğimizde daha rahat görüyorsunuz arkadaşlar. İçindeki o küçük tanecikleri, çizgileri ve bu da asla piksel durmuyor. Gördüğünüz gibi çok doğal duruyor. Böyle sanki gözünüzün kendi iris tabakasıymış gibi duruyor. Bu çok önemli bir şey. Sonuçta sahte durmaması gerekiyor lensin çok da. Bazı kişiler tabii fake lens seviyor ama bu öyle fake duran bir lens değil. Ortadaki boşluğu görüyorsunuz. Harika. Yani harika ayarlanmış. Zaten serideki hepsinin orta boşluğu aynı. Fakat renkten dolayı renk kahverengi tonla o kadar güzel uyum sağlıyor ki alttan bu kadar ışıkta bile, çünkü bayağı ışık geliyor şu anda gözüme pencereden. Buna rağmen çok güzel duruyor, görüyorsunuz. Söylenecek bir kelime yok yani. Kesinlikle bu lensi ela tonlarında ve gri ile ela tonlarında bir lens istiyorsanız bence bunu alın arkadaşlar. Baksanıza. Şimdi iki gözümü de biraz daha yakından çekiyorum. Lensin iki gözdeki duruşunu size göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi bal tonlarında bir lens duruyor böyle biraz uzaktan bakıldığında ve gözümle çok güzel uyum sağlıyor. Yani göz bebeklerimi, göz bebeği değil de gözümdeki iris tabakasını, yani renkli kısmı çok canlı ve güzel gösteriyor. Böyle nasıl söyleyeyim size, sanki gözümün içine makyaj yapılmış gibi duruyor. Sanki gözümün içinde canlı bir bakış, fresh bir bakış sağlıyor. Bu çok önemli. Ölü balık gibi bakmak yerine çok daha canlı bakıyorum bu lensle. Daha genç gösteriyor bir de bakışlarınızda arkadaşlar. Bu da çok önemli. O yüzden bu lensi tavsiye ediyorum.
Bence bu her renge, yani her ten rengine uyacak bir lens. Hangi tende olursanız olun. Sadece çok açık tenliyseniz, sarıya dönük bir teniniz varsa size tavsiye etmiyorum. O zaman cansız durur lens. Daha koyu tenlilerde, daha esmer, daha işte kumralın buğday, koyu buğday, şey koyu kumral tenlerde çok daha güzel duracağını düşündüğüm bir lens arkadaşlar. Yani açık tenli olmadığınız sürece çok güzel duracak bir lens. Ben yine ve yine bayıldım. FX Ice yine müthiş işler başarmış. Ne diyeyim yani. Bir lens videomuzun daha sonuna geldik. Bugün sizlere FX Ice markanın Aurora Troya isimli lensini anlattım. O kadar çok lens deniyorum ki isimleri karıştırıyorum. Bu lensi ben çok sevdim. Gerçekten böyle ela tonlarında doğal duran bir lens arkadaşlar. Sizlere ciddi anlamda tavsiye ediyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz like atabilirsiniz. Kanala abone olursanız daha birçok lens videosu gelecek. Sürprizlerim var arkadaşlar. O yüzden kanala abone olursanız sevinirim. Hepinizi çok seviyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere.